Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tığ işiyle harika bir modeli göstereceğim arkadaşlar. Siz bunu dilediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Ama özellikle belirtmem gerekse de çocuk battaniyesine çok yakışır. Çantalara çok yakışır. Bebek hırka ve yeleklerinde çok yakışır arkadaşlar. Bunu farklı bir şekilde de yapabilirsiniz. Ben şimdi gösterdiğim zaman zaten ne demek istediğimi anlayacaksınız arkadaşlar. Gerçekten harika bir model. Yapma aşamasına başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. İlk başta zincir çekiyoruz arkadaşlar. Ben modeli göstereceğim kadar zincir çekeceğim. Siz yapmak istediğiniz şeyi ona göre zincirlerinizi çekersiniz. Zincirlerim iki ve katından oluşuyor. Sadece ilk başta 6 tane zincir fazladan gidiyor arkadaşlar. Siz ona göre zincirinizi çekersiniz. 6, 2 ve katları. O şekilde ayarlarsınız. Bu kadar benim için yeterlidir modeli göstermek için. Evet. Şimdi model aşamasına geçelim arkadaşlar. İpimi uzatıyorum. Tığımın üstüne ip atmıyorum. Hemen direkt ikinci yere batıp tekrardan bir ilmek daha çıkarıyorum. Hemen onun yanındakine batıyorum. Bir ilmek daha. 4 5 ve 6. Buradan 6 tane ilmek çıkardım arkadaşlar. Şimdi bunu hep birlikte kapatıyorum ve bir tane zincir çekiyorum. Bir tane zincir çektim. İpimi tekrardan uzattım. Fazla uzatmıyorum arkadaşlar. Kısa da tutmuyorum, uzatmıyorum da. Normal bu şekilde uzatmam yeterli oluyor. Hemen ip tığımın üstüne ip atmadan direkt ip zincir çektiğim araya bir tane ilmek daha çıkarıyorum. Hemen bu araya şöyle göstereyim. Bu araya tekrardan bir ilmek daha çıkarıyorum. 3 yaptı. Hemen sonda battığım zincirin içine tekrardan batıyorum. 4 tane ilmek oldu. Hemen onun yanındaki zincire, batıyorum. 6 tane ilmek çıkarıyorum. Hepsini birlikte kapatıp bir tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Tekrardan uzattım, ip atmıyorum. Hemen araya batıyorum bir ilmek. Hemen yanına batıyorum bir ilmek. Aradaki zincire, hemen onun yanındaki zincire, hemen onun yanındaki tekrardan zincire batarak 6 tane ilmek çıkarıp hepsini birlikte kapatıyorum. Bu şekilde arkadaşlar işlemimiz bu şekilde bu sırayı bitirene kadar devam ediyor. Yani bu yaptığımız motiften 4 tane ilmek çıkarıyoruz. Artı çektiğimiz zincirlerden de ikişer tane ilmek çıkarıp toplamda 6 tane ilmek çıkararak birlikte hepsini birlikte kapatıyoruz. 2 Hemen bakın arasına batıyorum. 3 Hemen en sonda battığım zincire batıyorum. 4 Hemen yanındakine 5 Hemen onun yanındakine batıyorum. 6 6 tane ilmek birlikte kapatıyorum. Bakın bu şekilde arkadaşlar. Bu sırayı bu şekilde birlikte bitirelim. Zaten videoyu kısa tutmak için arkadaşlar fazla zincir çekmedim. Amaç zaten sadece modeli göstermekse fazla uzatmaya zaten gerek yoktur arkadaşlar. O yüzden de zincirlerimi o yüzden de kısa tuttum. 2 3 4 5 ve 6.
Hepsini birlikte kapatıyorum. Bakın arkası da bu şekilde oluyor arkadaşlar. Arada hiç gördüğünüz gibi hiç zincir çekmiyorum. Hiç tığımın üstüne ip atmadan modelime devam ediyorum. 4. Sadece zincir ve aralardan ilmek çıkarıyorum arkadaşlar. 5. 6. Altısını birlikte kapattım. Hemen bir tane daha yapayım. Bir üst. İkinci sıramıza geçelim arkadaşlar. Bu kadar zincirimiz kalsa da olur. Zinciriniz fazla kalırsa da buradan kesip sıkıştırabilirsiniz arkadaşlar. Zincir fazla çekmeniz fazla bir şey değildir. Sıkıntı yok. Bir tane zincirimi çekiyorum. Diğer tarafa dönüyorum arkadaşlar. İpimi doladım. Burada kapattım. Yere batıyorum. Bakın ilk baştaki şuraya yere batıp üçünü birlikte kapatıyorum. Direkt tekrardan ipimi atlıyorum. Yine aynı yere batıyorum ve kapatıyorum. Yani şu anda yarım trabzan yapıyorum. İpimi aldım arkadaşlar. Şimdi buraya değil de direkt motifin arasına batıyorum. Üçünü birlikte kapattım. İpimi doladım. Yine aynı yere batıp kapattım üçünü birlikte. Yani her bir şu aradaki deliklerimize ikişer tane yarım trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Bir, aynı yere battım. İki, tekrardan ipimi doladım. Bakın bu araya değil, hemen şu tek zincir çektiğimiz motifin içine batarak ikişer tane yarım trabzan yapıyoruz. Üçünü birlikte kapattım. Kapattım. Şimdi burada sonuna geldik arkadaşlar. Sonuna geldiğimiz zaman bu motifin içine bir tane batıyorum arkadaşlar. Zincirimiz sayısı fazla veya eksik olmasın diye bir tane buraya battım. Bir tane de en son uca batıyorum. Kenarımızın düzgün çıkması için arkadaşlar. Sadece sonuncuya bir tane batıp bir tane de uca batıyorum. Kenarlarımızın düzgün olması için. 1, 2, 3, 4. 4 tane zincir çektim. Dönmüyorum arkadaşlar. Dönmeden ipimi uzattım. Hemen zincirin yanındaki diğer zincire batıyorum. 2. Hemen onun yanındakine batıyorum. 3. Hemen onun yanındakine batıyorum. 4. 4 tane ilmeğimi en başta bu şekilde çıkarıyorum ve dönüyorum. Döndüğümde hemen ilk çektiğim zincire batıyorum. Hemen onun yanındakine batıyorum. 6. Toplamda 6 tane ilmeğimi çıkardım. Hepsini birlikte kapatıp bir tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Tekrardan ipimi uzattım. Kapattığım yere battım. Hemen onun yanına battım. Son ilmeğe battım ve 2 tane zincirime batıp hepsini birlikte kapatıyorum. Modelimiz bu şekilde işliyor arkadaşlar. Ben şimdi büyük bir parçada yapmıştım. Onu size göstermek istiyorum. Bu sırayı birlikte bu şekilde sessiz bir şekilde bitirelim arkadaşlar. 4, 5,
6 kapattım. 2 3 4 5 6 kapattım. 2 3 4 5 6 Bakın en sonda bir tane kaldı arkadaşlar. Onu da bakın 4 5 en sonda bir tane tepesinde batıyoruz. 6 modelimiz bu şekilde devam ediyor. Bir tane zincirimi çekiyorum. İpimi doluyorum. En tepeye, en sondaki tepeye batıp orada iki tane trabzanımı yapıp bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Evet, modelimiz gördüğünüz gibi bu şekilde devam ediyor. Ben büyük bir parça da yapmıştım arkadaşlar. Onu size göstermek istiyorum. Bakın. Modelimiz bu şekilde ilerliyor. Kenarları da gördüğünüz gibi düzgün bir şekilde ilerliyor. Her iki kenarı da modelimizin arkası da bu şekilde arkadaşlar. Ama inanılmaz derecede hem basit hem de güzel işleyen bir model. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım benimle birlikte yapmışsınızdır arkadaşlar. Başka bir günde, başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.